Başkaları İslam dünyasının sorunlarını tartışırken niye biz tartışmıyoruz? Ve hangi gerekçeyle tartışmıyoruz? Eğer bir sorun çözülecekse, bir sorun varsa ki o sorun var hep beraber, onu tanıyız, onu oturup uygarca tartışmamız gerekiyor. Çözümsüzlüğün çözüm olmadığını, çözümsüzlüğün acı, kan, gözyaşı olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım. Ön yargılarımızla hareket edersek sorunları çözemeyiz. Tam tersine yeni sorunlara kaynaklık yapmış oluruz. O açıdan bu toplantı çok ama çok önemlidir. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler, dünya enerji kaynaklarının %70'ine ve doğal kaynakların %40'ına sahip. Dünyanın en büyük zenginliğinin üstünde İslam ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız oturuyorlar. Ama buna rağmen yine bu örgütün verilerine göre nüfusun %40'ı yoksulluk içinde. Dünyada iş gücüne katılım oranı %63. İslam ülkelerinde %59. 630 milyon Müslüman kendi dilinde okuma yazma bilmiyor. Arap kadınlarının yarısı okuma yazma bilmiyor. 57 İslam ülkesinin her birisinde ortalama 10 üniversite var. 1 milyar 700 milyonluk nüfusa 600 üniversite. Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden birisi İslam ülkelerinde sadece Türkiye'de var. O da Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Gururumuz. Peki 1 milyar 700 milyonluk bir nüfusa neden 600 üniversite? Bütün dünyada terör saldırılarında ölenlerin %90'ı Müslüman. Terör saldırılarıyla Müslümanları öldürenlerin de %100'ü Müslüman. Bilime, tekniğe bu kadar önem veren ve dünya çapında önemli bilginler yetiştiren İslam dünyası bugün neden bu kadar geriye düştü? İslam maskesi altındaki rejimlerde bir avuç adam, iktidarın bütün gücüyle kendi halkını sömürmek, zevki sefa içinde yaşamak gibi bir düşünce içindeler. Onların baskısı altında 630 milyon insan okuma yazma bilmiyor. 850 milyon insan da yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Neden? Bu soruların kaynağı nedir? Ve biz bu sorunları aşmak için neler yapmalıyız? Birinci halkamız demokratikleşmedir. İkinci halkamız din ve vicdan özgürlüğüdür. İnançlar konusunda tarafsızlığını koruyan bir devlet anlayışı. Siyasilerin insanların inançlarını kullanarak oy devşirmelerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Ve Allah ile kulun arasına kimsenin girmemesi gerektiğini hepimizin daha yüksek sesle seslendirmemiz gerekiyor. Üçüncü halkamız sosyal devlet. Sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının emekten yana, alın terinden yana olması lazım. Sosyal devlette. Ve sosyal devlet eşit yurttaşlık esasına dayanır. Kadın erkek eşitliğine önem vermemiz gerekiyor. Dördüncü halkamız hukuk devleti. Yani devletin temeli adalettir. İslam dünyası acaba adalete ne kadar önem veriyor? Ne kadar adil? İslam dünyasını yönetenler ne kadar adil? Ne kadar doğru? Üstünlerin değil, hukukun üstünlüğünü savunan bir devlet anlayışı. Düşünceyi ifade özgürlüğünü savunan bir anlayış. Farklılıkları bir kavga aracı değil, bir kavganın gerekçesi değil, zenginliğimizin bir temel taşı olarak kabul ettiğimiz zaman Türkiye üzerinde oynanan oyunları aşmış oluruz. Bizler kendi sorunlarımızı ön yargılardan arınarak ve bir araya gelerek, düşüncelerimizi özgürce ifade ederek, artılarımızı, eksilerimizi özgürce tartışarak güzel bir Türkiye'yi inşa edebiliriz. Terörden en büyük zararı biz görüyoruz. İnançlar en fazla Türkiye'de sömürü alanı haline dönüşüyor. Siyaset kurumu inançları acımasızca sömürüyor. İlahiyatçılarımız farklı bir şeyi dillendirmekten çekiniyorlar.
Endişe duyuyorlar. Ya tepki gelirse diye. Ama işin özü şu. Yeni düşünceler her zaman tepki çekmiştir. Ama tarih yeni düşünceleri her zaman doğrulamıştır. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum düşüncesiyle. Alemin ölümü, alemin ölümüdür düşüncesiyle. İlim Çin'de bile olsa gidip öğreniniz düşüncesiyle. Sorunlarımızı çözmek için yeni bir yol haritası belirlemek zorundayız. Umuyorum ve diliyorum. Saygıdeğer hocam, saygıdeğer hocam. Bu yol haritasının ilk adımları burada atılmıştır. Hepinize şükranlarımı söylüyorum. Hepiniz sağ olun, var olun.